Hakim Bey, müvekkilim Fikret Durmaz. Çocukları Erkan Durmaz, Sedef Durmaz, İsmet Durmaz, annesinin velayetleri döneminde kendisiyle hiçbir şekilde görüştürülmediğini beyan etmiştir. Bu süre zarfında Zahide Kaya'nın, çocukların babası olan Fikret Durmaz'ın yasal hakkı olan görüş günlerinde çocukları getirmediği ve bir duruma direndiği önünüze sunduğumuz dosyada mevcuttur. Yalan Hakim Bey. Ben kaç defa çocukları ilçe garajına getirdim de kendin gelmedin. Lütfen söz vermeden konuşmayın. Müvekkilim Fikret Durmaz görüş günlerinin hepsine gitmiş ve fakat Zahide Kaya'nın kasıtlı olarak çocukları ya getirmediği ya görüş saatinin çok öncesinden getirip babanız gelmedi gerekçesiyle çocukları geri götürdüğü açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca müvekkilim bu durumun çözümü için Zahide Kaya'ya birçok kez ulaşmaya çalışmış ve hep red cevabı almıştır. Vallahi da billahi de yalan söylüyorlar Hakim Bey. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Ya bugün mübarek Ramazan. Hakim Bey, biz 6 yıl evvel boşandık. Ama bir güne bir gün ne çocukları görmeye geldi, ne çocukları aldı, ne de çocukların nafakasını ödedi bu adam. Ben hep görmek istedim Hakim Bey. Çocuklarımı bana karşı soğutan kimdi? He? Beni onlara kötüleyen kimdi? Ya sen nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun Fikret ya? Ya sen hangi ara bu hale geldin? Lütfen susun. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayın. Bir daha lütfen söz verilmeden konuşmayın. Çocukların menfaatlerinin üstünlüğü göz önüne alındığında anneleri Zahide Kaya'nın yanında kalmaları, aynı şekilde çocukların da taleplerinin bu yönde olması ve anneleriyle mutlu olduklarını beyan etmeleri her şeyden önemlidir. Müvekkilim Zahide Kaya çocuklarını hiçbir destek olmadan kendi imkanlarıyla fedakarca büyütmüş bir annedir. Bu hususlar dikkate alındığında babası Fikret Durmaz'ın açtığı davanın yersiz olduğu açıktır. Çocukların velayetinin annesinde olduğu süre zarfında Zahide Kaya'nın sabit bir işinin ve kendine ait sabit bir ikametinin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda çocukların üstün menfaati zarar görmektedir. Bu durum için tedbiren uzman bir bilirkişi atanmasını ve yerinde tespit yapılıp bir rapor hazırlanmasını talep ediyoruz. Ve yine Zahide Kaya'nın Sefer Aslan'la nişanlandığını ve bir evlilik sürecine girdiğini görmekteyiz. Bu evlilik durumu gerçekleşecek olursa müvekkilim Fikret Durmaz çocukların velayetinin kendisine verilmesini istemektedir. Çünkü Sefer Aslan'ın geçmişte işlediği bir suçtan dolayı sabıka kaydı bulunmaktadır ve önünüzdeki dosyada mevcuttur. Sefer'in sabıka kaydı mı varmış? Hakim Bey, mümkün değil. Yalandır. Böyle bir şey olamaz. Müvekkilim çocuklarının sabıkalı bir adamın evinde yaşamasını istememektedir. Dosya incelenmiş, taraflar dinlenmiştir. Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.